Bugün ele alacağımız 5 konuya geçebiliriz. Ben bu noktada Ipsos'tan Yasemin Özen Gürelli'yi de sahneye davet ediyorum. Beraber bu konuları ele alacağız. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Yine beraberiz. Bu sene 5 konumuz iş ve yaşam sınırları, toprağa dönüş, az da çoklamak, sıfır molası ve aktif yaş alma. Ve bu günün akışına baktığımız zaman da biz Yasemin'le bu trend nedir, Türkiye için niye önemlidir bundan bahsediyoruz. Arkasından da Oksijen yazarları konu konuşmacılarla beraber biraz daha bu konuyu pekiştiriyor, daha derinlemesine inceliyorlar. Bu şekilde günün sonunda 5 konuyu anlatmış olacağız. Şimdi ilkiyle başlayalım. İlk konumuz iş ve yaşam sınırları. Evet, zor bir konu. Burada iş yaşam sınırları dediğimiz zaman esasında bizim bildiğimiz kavram iş ve yaşam dengesidir. Daha çok karşılaştığımız kavram. Ve iş ve yaşam dengesi de biraz incelediğim zaman şunu gördüm. 1980'lerden sonra daha çok ön planda olmuş ve daha çok kullandığımız bir kavram haline gelmiş. Çünkü kadınlar iş gücüne katıldığı zaman bunun ihtiyacını kadın erkek hep beraber daha fazla hissetmişiz. Öncesinde bir iş bölümü var. Kadın belki daha çok evde ev işlerinden sorumlu, erkek iş hayatında. Ama her ikisi birden çalıştığı zaman sonra döndüğümüzde eve özel yaşam dengemizi nasıl sağlayacağız diye bir konu gündeme gelmeye başlamış. Ve uzun yıllar iş yaşam dengesi konuştuk biz. Pandemiyle beraber bu dengemiz bozuldu ve bunu en çok bozan da herhalde uzaktan çalışma oldu. Önce biz bunu çok olumlu algıladık. Dedik, aa ne güzel işte kafeden de çalışıyorum, evden de çalışıyorum, yataktan da çalışıyorum. Bir esneklik, kolaylık gibi geldi bu bize. Ama sonrasında bu aynı zamanda her yerde ve her zaman çalışabilmeyi de beraberinde getirdi. Buna açık olmayı getirdi. O yüzden hep geçtiğimiz yıllarda tükenmişlikten bahsedildi. Ve bu bizim için bir kırılma noktası diyebiliriz. Dengenin bozulduğu ve tekrar denge kurulmasını gerektiren bir kırılma noktası oldu. O yüzden bugün ve önümüzdeki yıllarda konuşacağımız konu da insanların bu iş ve yaşam arasında biraz daha sınırları çizebilme gayreti. Bununla ilgili çok ciddi değişimler görüyoruz. Türkiye için de bu konu çok önemli. Çünkü Türkiye'de de özellikle diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman insanların da iş ve özel hayatım arasında net sınırlar çizmek isterim dediğini gördük biz. Diğer sanıyorum araştırmalar da bunu gösteriyor, Destekliyor. destekliyor. İstersen ben sana vereyim birkaç Tamam. şey gösterebiliriz. Evet, şimdi bu konuyla ilgili aslında araştırma sonuçlarımıza baktığımız zaman geçen sene de biliyorsunuz biz 5 tane trendten bahsetmiştik ve bu trendlere bakarken sadece Culture Next için yaptığımız araştırmayı değil, aynı zamanda bunların hani supporting bir data olarak da aslında farklı farklı kaynaklardan yararlanarak bu belirlediğimiz kavramları açıklamaya yönelik bir takım veriler paylaşacağım bugün sizinle. Bu veriler çoğunlukla Ipsos'un yaptığı global ve Türkiye'de gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçları aslında. Bu bir OECD raporu, Better Life Index'i var OECD'nin. Bilmiyorum hani bilmiyorsanız mutlaka girin ve sitesine bakın. Farklı farklı birçok hayat şartlarıyla ilgili konularda çok güzel sonuçlar veriyor ve dünya ile karşılaştırmalı sonuçlar veriyor ve buna baktığımız zaman aslında iş yaşam sınırı, iş memnuniyeti, hayattan memnuniyet gibi konulara baktığımız zaman çalışanların Türkiye'de maalesef çok uzun saatler çalıştığını görüyoruz. Bunu aslında dünya ortalaması %10 iken Türkiye'de %25. Bu ne demek? Hani biraz bunu sayısallaştıralım, sayılara dökelim. Bu aslında normal bir çalışanın mesaisinin 40 saat olduğunu düşünecek olursanız, Türkiye için her hafta ekstradan 10 saat aslında fazladan çalışıyor Türkiye'de insanlar. Diğer uluslararası meslektaşlarıyla kıyasladığımız zaman. Bu ne demek aslında? Senede biz 2,5 hafta fazladan çalışıyor oluyoruz. Aslında izinlerimizi de bir şekilde böylelikle çalışarak kompanse etmiş oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu kadar yoğun çalışma, bu kadar yoğun aslında mesai saatleri, özellikle bu Covid'den sonra demin Toygun'un da bahsettiği ve birazdan bahsedeceği iş yaşam dengelerinin bir bulanıklaştığı bir dünyada insanların kendilerine boş zaman ayırma anlamında kişisel bakımına ayırdıkları zamanda da hani baktığınız zaman Türkiye dünyanın altında yer alıyor. Bu konuda en şanslı ülke, en çok kendine bakan, vakit ayıran ülke İtalya diyebiliriz 16,5 saatle haftada.
Yine devam edecek olursak, önemli bir konu bence, yani iş dünyasında deprem yaratması gereken bir veriden bahsetmek istiyorum. 18-24 yaş, ki bence burada da bu kitlenin içine giren bir sürü genç arkadaşımız var. Bu kitleye baktığımız zaman aslında neredeyse yarısı bu insanların önümüzdeki dönemde, yani 2 yıl içerisinde şu an oturdukları masadan ayrılıp başka bir masaya geçmek istediklerini belirtiyor. Bu tabii ki sosyal normlardaki değişim, teknolojideki değişim, stresin artması vesaire, ülke koşullarını da dikkate aldığımızda aslında çok çok büyük bir oran ve gençler aslında artık biraz daha yaptıkları işte anlam arayışına ve özgürlük arayışına doğru evrildiler. Peki bu iş dünyasına nasıl yansıyor? Bir kere yine bireyden yola çıkacak olursak, burada bir takım veriler görüyorsunuz yine. Bizim globalde yaptığımız bir çalışan araştırmasından veriler görüyoruz. Burada gördüğünüz zaman bakın, konsantrasyon düşüklüğü ya da gözümde çok görmüyor prompter ama işini tamamlamamak için daha çok vakit ayırma gibi, yani aslında bireyi bireysel etkileyen ama günün sonunda kuruma etki eden, kurumun aslında verimli, sürdürülebilir bir başarı sağlamasına da etki edebilen bir konu. Dolayısıyla insanlar birazcık daha konsantrasyon sorunu daha fazla yaşamaya başladılar iş yerinde. Daha kısa süre, daha uzun sürede mevcut işlerini tamamlar oldular ve karar vermede güçlük çekiyorlar. Yani bir içsel bir sıkıntı var aslında. Bu da kurumlara yansıyor. Peki kurumlar ne yapıyor? Yine aynı çalışmanın kurum ayağına baktığımız zaman, şirket ayağına baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Aslında hani well-being ya da esenlik olarak yorumladığımız konuda kurumlar özellikle 2020'den sonra bu konuyu önceliklendirmeye başladılar. Ama inisiyatif alma, yani girişimde de bulunuyorlar. Önceliklendirme dediğimiz zaman 2020 itibariyle aslında çok daha ön planlara geldi well-being konusu, esenlik konusu. Stratejilere de baktığınız zaman %83 oranında evet benim well-being stratejim var, esenlikle ilgili aksiyonlar alacağım, bununla ilgili stratejiler geliştiriyorum diyor. Ama nerede patlıyoruz hep beraber? Bunu aksiyona dönüştürmekte, yani entegrasyonda sorun yaşıyoruz. Hepimiz iyi niyetliyiz, şirketler iyi niyetli ama günün sonunda hani strateji boyutunda kalıyor. Toygun, bunu nasıl aksiyona dönüştüreceğiz ve artan yatırımları nasıl arttıracağız? Bu önemli bir konu diyebilirim. Özellikle şirketlerin bu noktada dikkat etmesi gereken. Evet, çünkü çalışan mutsuzluğu da artıyor. Her 4 ofis çalışanından biri iş değiştirmeyi düşünüyor. Bu dünya çapında yapılmış bir araştırmaydı. Onu görmüştük. Bu yüzden de şirketlerin farklı programlar yapması lazım. Bu oturumun sponsoru olan Logo Yazılım'ın da bununla ilgili bir programı var. Logo Well demişler, şirket içi esenlik programı. Burada esenliğin farklı boyutları var. Fiziksel, sosyal, duygusal ve finansal, her biriyle ilgili çalışanlara ne sunabilirim diye bunun üzerine düşünmüş. Ve içinde işte doktor danışmanlıkları, psikolojik danışmanlık, meditasyonlar, çocuğuyla ilgili destekler gibi birçok şeyi barındıran bir program oluşturmuş. Bu da şunu gösteriyor bize, yani bazı şirketler sadece çalışanımın şirket içinde geçirdiği ve bir üretim yaptığı zamanı değil, onun İş saatleri dışındaki zamanı da önemsiyorum, onun genel olarak iyi olmasını önemsiyorum diyebiliyor ve bununla ilgili programlar oluşturabiliyor. Ve karşılığını da alıyor bu şirketler. Logo Yazılım'da Great Place to Work seçilmiş hem 2022'de hem 2023'te. Bunun gibi şirketlerde birçok programlar olabilir. Hani entegrasyon zayıf demiştik, belki bu şekilde entegre olabilir, bir örnek olabilir bu. Bir taraftan da bu çalışma hayatı ile ilgili tartışılan en önemli konu geçen sene 4 iş günüydü. Acaba daha az gün çalışsak daha da verimli olabilir miyiz ya da verimliliği aynı seviyede tutabilir miyiz diye. Tüm dünyada bununla ilgili pilot çalışmalar yapılıyor. Bazı daha küçük ülkeler bunu deniyor ya da belli şirketler bunu deniyor. Bir taraftan da çünkü insanlarda bir sabbatical denilen uzun izin beklentisi de var. Özellikle kurumsal hayatta yönetici pozisyonunda çalışmış insanlar belli bir ara vermek istiyor. Böyle bir ihtiyaç içerisindeler. Ve bu ara vermek eskiden çok da hoş kabul edilen, hoş karşılanan bir şey değildi. İşte CV'nde böyle bir iki sene ara olduğu zaman
ne yaptın, iş bulamadın mı diye derler diye biz de bir endişe duyardık. Bir açıklama içinde olmamız gerekirdi. Şimdi LinkedIn'de bile bir kariyer molası diye bir alan koyabiliyorsunuz iki işiniz arasında. Ve bunu işte sağlığım için ara verdim, çocuğum için ara verdim gibi siz belirleyebiliyorsunuz oradaki opsiyonlar arasında. Bence bu da enteresan bir gelişme. Yani buradaki kültür değişimini bize gösteren bir uygulama. Reklam mesajlarında da bir değişim görüyoruz. Mesela British Holidays işte tatilinizi ciddiye alın diye bir kampanya yapmıştı. Yani tatil de ciddiye alınması gereken önemli bir konudur algısı oturuyor. Yeni iş modelleri de var ortaya çıkan. Mesela bu çok aklıma da yattı. Böyle ortak çalışma alanları vardır ve kreşler de ayrı bir şey. İkisini birleştirmişler. İngiltere'de açılan, Londra'da açılan yeni bir iş alanı. İkisinin bir arada olduğu. Ve tüm dünyada da bu çalışma saatleriyle ilgili bir deneysel bir dönemden geçiyoruz. Herkes başka bir şey deniyor. Genelde hani nasıl kısaltırız günleri, 4 gün, 3 gün olur mu diye denerken ilgimi çeken bir örnek de bunu 6 güne çıkarmak oldu. Biz 6 gün yapalım ama her gün daha az çalışalım diye karar vermiş bir şirket ve onu deniyor. Onun neler getirdiğini deniyor. Bu denemeleri önümüzdeki yıllarda bol bol göreceğiz sanki. Esnek çalışma bir konu evet. Ve bununla ilgili beklenti oluşuyor. Hı hı. Öyle bir konu ki aslında yani biz yaptığımız araştırmalarda tabii ki hala en fazla çalışan memnuniyetini etkileyen konular arasında paket, maaş vesaire gibi konuların ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki bu hani işin doğasının bir gerçek yani bundan hani bir anda ikinci, üçüncü sıralara düşmesini beklemiyoruz hiçbir zaman ama burada önemli olan ikinci sıraya yükselen konu. Burada da baktığınız zaman aslında esnek çalışma saatleri konusunun ciddi anlamda artan bir beklenti olduğunu, kurumlardan artan bir beklenti olduğunu görüyoruz. Hatta artık hani zaman hepimiz için belki de o kadar kıymetli ki iş yerinin lokasyonu bile bizim tercihlerimizde, seçimlerimizde ön planda yer almaya başladı. Şimdi burada baktığınız zaman tabii ki bu esneklik kimler için çok daha önemli? Kadın erkek detayına baktığımız zaman ben yani özellikle ebeveynlik yaşı geldiği zaman kişilerin aslında birazcık daha hibrit çalışma, esnek çalışmanın önem kazandığını görüyoruz ve kadınlarda ciddi anlamda bu beklentinin arttığını söyleyebiliriz 35 yaş sonrası. Peki hani başka bir profile bakalım, hep konuşuyoruz bu Gen Z. Onlara baktığımız zaman onlar aslında tamamen bambaşka bir dünyadalar. Bir kere temelde ana motivasyonları özgürlük. En temelde beklentileri hayattan özgürlük. Sadece iş anlamında değil, hayattan beklentileri özgürlük. Ve şu an Türkiye verisini görüyorsunuz. Bence çok önemli verilerden bir tanesi %60'ı, Gen Z dediğimiz kitlenin %60'ı en büyük hayali kendi işini kurmak yani girişimci olmak diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten çok enteresan bir konu. Bence sadece Gen Z değil alttan gelen nesilde de bu ivme var. Dünden bir örnek vermek istiyorum müsaadenle. Veli grubunda, Koç Okulu Veli grubunda bir tane Emir El Yakim diye bir 10. sınıf öğrencisinin velisi bize bir link gönderdi. Ve çocuk kendi başına Londra'da bir pet kıyafetleri satan, lüks pet kıyafetleri satan bir şey açıyor, girişimci bir internet sitesi açıyor ve bunun satışa başladığını vesaire duyuruyor ve siteye girdim baktım gerçekten çok enteresan. Yani yeni nesil girişimci olmak için de aslında her türlü donanıma ve elinde medyaya sahip diyebiliriz. Evet. Bu kırılma zaten en fazla yeni nesilde görülüyor. Çin'de de mesela gençler ben beyaz yaka olmak yerine mavi yaka olmayı tercih ederim şeklinde açıklamalarda bulunmuş ve o yüzden hani masa başı çalışmak yerine marangoz olmayı ya da barista olmayı, daha fiziksel bir konuyla ilgilenmeyi ve günün sonunda da aklında onun yükünü taşımamayı tercih ediyorlarmış. Türkiye'de de benzer bir şeyi Oksijen gazetesinde görmüştük. Ben şu memur gibi 9-5 çalışmak istemiyorum diye tamamlıyorum normalde otomatik olarak ama esasında istiyorum diyor bu jenerasyon. Yani memur gibi ne zaman çalıştığım belli olsun ve o saatler dışında özgür olayım ve onunla ilgili düşünmek zorunda olmayayım mı
tercih ediyorlar. Gerekirse daha az kazanayım, kendime ve hayata daha fazla zaman ayırabileyim diyor. Bu da hani bizim bildiğimiz biraz daha işi üzerinde bir kimlik kuran nesile göre çok daha farklı bir değişim. Bunu bu yaptığımız araştırmada da gördük. Geçen sene de görmüştük. Günümüzde insanlar nerede çalıştığı kadar nasıl çalıştığını da önem veriyor. Artık çalışmak için yaşamak yerine yaşamak için çalışmak istiyorlar. İş ve özel hayat arasında bir sınır talep ediyor ve esnek çalışma yeni bir beklenti haline geliyor diye. Buna %83 oranında katılım gösterdi insanlar. Ve bunu zaten tüm dünyada da görüyoruz. Özellikle gençlerde görüyoruz. Bu sene trend olan bir konu. TikTok'ta 1 milyar izlenmeye ulaşmış quiet quitting denilen konu, sessiz istifa. Yani işinden tamamen istifa etmemek ama işine duyduğun hevesten, azimden istifa edip biraz daha yavaş bir çalışma temposuna gitmeye yönelik. Sonra bunu farklı trendler takip etti. Mesela loud quitting var. Bu da işten ayrılırken, gerçek anlamda istifa ederken olay çıkarmak. Böyle bir trend olmuş. Onu kayda alıyorlar ve hani nasıl olay çıkardım diye birbirine gösteriyor gençler. Bare Minimum Monday dediğimiz pazartesi sendromuna karşı pazartesiyi tam tersi en az çalıştığımız gün yapalım. Her şeyi yavaştan alalım diye bir trend. Yine gençlerin hani bunu gösterip paylaştığı bir şey olmuştu. Bir de lazy girl job. Bu da tembel kız işlerinin moda olması tekrardan. İnsanlar mesela diyor ki ben çok basit bir iş yapıyorum, hiç yorulmuyorum. 3 telefon bakıyorum, 2 e-mail atıyorum, işim bitiyor ne güzel diye. Bununla övünüyorlar ve bunu paylaşıyorlar. O yüzden yani az çalışmak kendi başına neredeyse bir değer haline geldi bu yeni jenerasyonda. Bu da ciddi bir değişimi gösteriyor bizim için. Geçtiğimiz hafta da Bill Gates işte yapay zekanın birçok işimizi hallettiği bir gelecekte 3 gün çalışma bile yeterli olur dedi. Bu da gelecekle ilgili yeniden bu tartışmaları tetikledi. Hani yapay zeka nasıl etkileyecek işimizi diye bir tartışmayı da önümüzdeki yıllarda çok duyacağız sanıyorum. Şimdi bir özetlemek gerekirse şunu görüyorum, bir önceki jenerasyonda, bizim jenerasyonumuzda çalışmak için yaşama konusu biraz daha ön plandaydı. Biz belki mesela oturduğumuz yeri de işimize göre seçtiğimiz oluyordu. Arkadaş çevremiz, sosyal hayatımız işimizin çevresinde şekilleniyordu. Ama bugün geldiğimizde genç jenerasyon sadece yaşamının gerekliliklerini gidermek için çalışmakla okey durumunda, bununla tamam diyor, bunun ötesine geçmesi gerekmiyor diyor. Kendi değerini ya da kimliğini çalışma üzerinden tanımlamıyor. Burada ciddi bir kırılma ve değişim var. O yüzden ilk bu konuyla başlamak istedik bir kültürel değişim alanı olarak. Tabii bunları şöyle görmek lazım. Hani burada görsel olarak üstünü çizip diğerini koyuyoruz ama siyah ve beyaz şeklinde değil. Yani burada önemli bir geçiş var ve tamamen bu bitti ve bu başladı diyemeyiz bunu. Burada bir eşik atlanıyor. Bu da önemli ve bu konuda daha fazla şey duyacağız önümüzdeki yıllarda diyoruz. Şimdi burada özellikle bir jenerasyon farkı da var. O yüzden bundan sonraki oturumda da aynı şirkette yönetici olan iki farklı jenerasyonu davet etmek istedik. Oksijen'den Güzem Yılmaz Ertem, Akfen Holding'den Hamdi Akın ve Pelin Akın Gökalp ile bir sohbet gerçekleştirecek. Biraz daha bu konuda neler düşündüğünü dinliyoruz şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi konuklarımın ağırlığı sebebiyle böyle sıkıcı bir sohbet yapacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Ağır derken? Yok yok, evet, bu arada Pelin Hanım da bebişler geliyor, onu da duyurmuş olalım, hayırlı olsun tekrar. Teşekkür Pelin ederim. Böyle bir dönemde bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz. Eminim daha can kulağıyla dinleyeceksiniz çünkü jenerasyon farkını şu an 2-3 nesilli, neredeyse 4 nesil konuşacağız burada sahnede. Efendim, Culture Next'te kültürel değişimde sabahki oturumlardan itibaren konuşuldu, yazıldı, çizildi. İşte esnek çalışma saatleri denildi, bir yandan iş-yaşam dengesi sınırlarını nasıl koruyacağız denildi ama konuşmak kolay, uygulamak zor. O yüzden biz de dedik ki Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'la direkt şirketin içinden, holdingin içinden onlar kendi hayatlarına bunu nasıl uyguluyor, onlarla konuşalım. Peki Hamdi Bey'le ben hemen başlayayım sohbete. Evet, buyurun. Akfen'in ruhunda iş yaşam dengesi nasıl korunuyor? Önce onu sorayım. Hadi bakalım. Vallahi pandemiyle beraber her şey değişti tabii. İş yaşam dengesi diye bir şey kalmadı, alt üst oldu her şey. Dolayısıyla benim mesela iş yaşam dengeme İstanbul Bodrum girdi. Yani
boğdum diye bir şey yoktu hayatımda 2020'nin başına kadar. Ama 2020'den sonra boğdumda işte daha safe olacağımızı düşünerek o tarafa doğru göçtük. Ve ondan sonra da Bodrum'u keşfettik. Keşfettikten sonra da iki türlü yaşamaya başladık. Orada development'larımız, yatırımlarımız falan çoğaldı. Ve birazcık daha o tarafa, işte yaşam ve iş birbirine aslında böylesine etkileyen, ikisi birbirinden hiçbir şekilde kopmayacak iki ayrı olgu. Yani Bodrum hiç hayatımızda yokken şimdi bayağı ciddi yatırımlarımızın olduğu. Pandemi de buna vesile oldu. Pandemiden dolayı bir İlk sene Bodrum'da kalınca arsaları topladı. Artık en iyisi hep tatil olmaz, yatırım da yapayım. Evet, yani böyle bir şey var. Yani şirketin içine baktığınız zaman da yani esnek çalışma dediğimiz hadise girdi. Ben senelerce TİSK'te ve MES'te yönetim kurulu üyeliği yaptım. Çok çalıştım. Bu esnek çalışma aşağı yukarı 20-30 yıldır tartışılan bir şeydir. Biz devamlı sendikalar, işveren sendikaları, işçi sendikaları hep bu esnek çalışmayı konuşur, tartışır. Yani zaten iki ana konumuz vardı. Biri asgari ücret, biri esnek çalışma. Onun için bu ister istemez bu esnek çalışma, bir türlü gelemeyen esnek çalışma pandemiyle beraber gelmiş oldu doğal olarak. Ve bunu da yaşadık. Öyle olunca işte bütün dengeler hakikaten çok değişiyor ve değişen dengelere göre de biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onlar da beni ayak uydurtmaya çalışıyorlar. yeni nesil malum. Onlar daha çabuk tabii şey oluyorlar, uyum sağlıyorlar. Ama ben de geri kaldığımı düşünmüyorum. Yok, kaldım. Sağ ol, teşekkür ederim Pelin. Bir baba kız çekişmesi var tabii ki, yani onu evet, söylemeden edemeyeceğim. Kalmadı gayet güzel. Sen devam et. Peki, hemen buradan Pelin'e dönelim. Pelin, gerçekten önce şunu soracağım. Sadece Hamdi Bey özelinde, babanın özelinde söylemiyorum. Jenerasyon farkı genel olarak şirkete nasıl yansıyor? Gerçekten yani holding bünyesinde bunu nasıl gözlemliyorsun? Ya bizde jenerasyon farkı falan yok. Biz aynı jenerasyonuz. İkide bir de jenerasyon farkı deyip... Doğru, canımı tamam. Sıkma. Sizin ruhunuz bizden hatta daha alt jenerasyon, haklısınız. Peki şunu sorayım, yani gerçekten pandemiden sonra belli bir kesim buna adapte oldu, belli evet, bir kesim olamadı. Hani bunu gerçekten öyle, onu kendi aramızda da çalışıyorduk. Şimdi baby boomer ya da X dediğimiz jenerasyon şirkette kalmayı tercih ediyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, alıştıkları sistem bu. İstediklerini istediği zaman işte görerek yüz yüze istediği talimatı vermek için. İkincisi de sosyalleşme alanları şirket olmuş hayatları boyunca gerçekten de. Evet, çok ilginç bu. Evet, yani işte kahvaltı yaparken ya da geliyorlar oturuyorlar bir 15 dakika toplantıyı beklerken kesin bir maç muhabbeti dönüyor. Doğru. Ondan sonra toplantılara başlıyorsun, bir 20 dakika politika siyaset konuşuyorsun zaten. Ofisteler yani, ama ofiste. Aslında sosyalleşme ihtiyaçlarını orada gideriyorlar. Orada gideriyorlar. Yani Zoom'da mesela bunların hiçbiri olmuyor ya, en sevdiğim benim zaten. Direkt konuya giriyorsun ve konuyu bitiriyorsun. Ben ne kadar iyimser bakıyorsunuz sadece. Ben size tam tersine, ona baktığım zaman mesela, belki burada jenerasyon farkı var işte. Yani o kadar doğru şey ki bu söylediğiniz. Baktığım zaman işveren olarak çalışanlarımın yani 8 saat olup ama gerçekte işe fokus olduklarını, sadece 1 saat olduğunu. Öyle zaten. Ya da 2 saat olduğunu tespit etmiş oldum. Hmm. Ve böylelikle aslında o 5-6 saatin bana cost olarak geldiğini düşündüm. Doğru. Ve bu cost'u nasıl aşağı çekebiliriz diye bu esnek çalışma modeline geçmeyi düşünüyorum. Yani evden çalışma dediğiniz zaman, yani bana hiç de, pandeminin başında zaten böyle bir söyleşi olmuştu bizim. O söyleşte de aynen böyle bir söyleşiydi. Bambaşka bir şeye dönüşeceğini söylemişti ama tabii tahminlerimiz o kadar da tutmadı doğrusu. Yani ben daha radikal bir dönüşüm olacağını bekliyordum doğrusu. Ama bu dönüşüm birazcık daha yumuşak geçiyor sanıyorum. İnsanlar hakikaten direniyorlar buraya geçmek için. Yani profesyoneller bence direniyor. Patronlar değil. Patronlar evden çalışmayı daha çok destekleyecek. Yani çünkü o onun işine için gelecek, kostları aşağı çekecek. Yani doğru, araba vermeyecek, işte yan ödemeler vermeyecek, şu vermeyecek, bu vermeyecek, bir sürü. Yani onun orada yarattığı bir sürü kost var. Onların hiçbirini vermeyecek. Patron bunu destekleyecek. Ama çalışan, acaba iş yerine gitmezsem işimi kaybeder miyim? Yani bir gün bir bakmışım, gitmişim, koltuğunda başkası mı oturuyor?
kendini göstermek zorunda hissediyor. Endişesini duyacak. Onun için bence profesyoneller bu işe direniyor. Ben bazı şirketlerimde şey yaptım, zoraki yaptım, metazoru yaptım. Kimse de işini kaybetmedi tabii ki. Ve çok da memnun oldular şimdi. Şimdi eve ofiste çağıramıyorum onları. Bir de onlara şöyle bir... Şu an sizde bir kısım evden çalışmaya devam ediyor. Var var, tabii devam ediyor. Ediyor, fakat orada şöyle bir şey oldu. Mesela kimisi gerçekten ofise gelmek istedi. Çünkü kimisinin evi müsait değil. Yani eşi, çocukları... Seçme şansını çalışanlara bıraktığınız bıraktık, oldu mu? Bıraktık, evet. İsteyenler ofise gelebiliyor, isteyenler evde kalabiliyor. Bu tabii birazcık da yöneticiyle ilişkileri de bağlı. Her şirket bunu sağlamadı bu arada. Yani şu departman mecburi evden çalışacak denildi, şu departman mecburi ofise gelecek denildi. Zaten öyle bir zorunluluk varsa onlar kendi aralarında bir şekilde o departmanın başındakiler onu hallediyorlar. Yani yüz yüze görüşmesi gerekiyorsa mutlaka o görüşme oluyor tabii yüz yüze. Ama çoğunlukla olmuyor. Şimdi mesela hayatımıza pandemiden önce ve pandemiden sonra bakacak olursak online toplantılar bu kadar mıydı pandemiden önce? Çok fazla arttı. Doğru. Aşırı arttı. Şu anda online görüşmeleri artık Zoom'uydu, yok Sky'dı, şuydu, buydu. Bir sürü şey var, platform var. Onlardan giriyoruz. Bu artış yani 4-5 misli, 10 misli falan oldu birdenbire. Ve bu devam ediyor. Buna alışkanlık sağladık. Ve bunun içerisinde olayları ya da problemlerimizi çözme alışkanlığını sağladık. Bu çok önemli bir şey. Ve orada kapatıyoruz mevzuyu. Orada lak lak yapmıyoruz. Yani evet. Oturup da sohbet yapmıyoruz. Orada ya geçen hafta bir sinemaya gittim, şu filmi gördüm demiyoruz. Şimdi bizim jenerasyon için bu çok daha efektif. Çünkü biz ne hani sosyal yaşamımıza bakmak doğru. istiyoruz. İşimizi bitirelim, evet. Ondan sonra gidelim kendi aile alanımıza hayatımızla dönelim. İlgilenelim. Aynen öyle. Haklısın. Şimdi aslında bunu birazcık daha düzenlenirse bu çalışan için de avantajlı hale gelecek. Yani çalışan aslında birden fazla evinden birden fazla iş yerinde çalışma imkanını da bulacak. Yani tek iş yerinde değil, artık sözleşmeli gibi olacak. Ve birkaç tane şirkete, yani tabii konflikt yaratmayacak şekilde, danışmanlık ya da ne bileyim hizmet verip birkaç tane maaş da alabilecek. Bu da çok mümkün olacak ve bunu iş yerleri de normal, olağan karşılayacaklar. Ve böylelikle sözleşmeli çalışma, bordrolu çalışma yerine sözleşmeli çalışmalar daha artarak devam edecek diye düşünüyorum. Yani profesyonel gelir de artacak. Eğer iyi profesyonelse tabii ki, iyi profesyonelse, gerçekten bir hizmet üretebiliyorsa. Ama değilse o daha hala şirkete gelmeyi ısrar edecek. Ben orada sırf mutlaka olmalıyım. Çok, yani gerçekten işini çok severek yapan bir sürü kişinin istifa ettiğini biliyorum. Çünkü çalıştığı iş yeri esnek çalışma metodunu ona sunmuyor ya da başka yerlerde, başka projelerde çalışmasına izin vermiyor. Bu sınırlamalar geldiği zaman, işte örneğin mesela ben kendi erkek kardeşimden biliyorum. İşte bana her gün işe geleceksin dediler. İşte X bir finans şirketindeyim. Ben bir üniversitenin projesine de katkı sağlamak istiyorum. Ona da izin vermediler, istifa ettim. Hayda. Şimdi bu bizim için çok yeni. Yani nasıl bu kadar kolay istifa edebiliyor? Mesela ben olsam o kadar cesur davranamazdım. Ama gerçekten şu an yeni gelen jenerasyon bunu zorluyor. Alamayınca da o işi orada bırakıyor. Belki Hamdi Bey'in dediği gibi bu onlar için ayrı bir kapı açacak. Evet. Bu noktada mesela Akfen Holding'deki sizin gözleminiz ne Pelin? Yani baktığında çalışanlar, özellikle bir verimlilik ölçümü yaptıysanız pandemi öncesi sonrası neyi gördünüz? Ya verimlilik ölçümü yapmak çok zor çünkü yani daha öncesinin ölçümü yok, hani böyle süre gelen bir sistem doğru. olduğu için ne kadar, yani ben birkaç yerde çalıştım Akfen'den önce de. Görüyordum yani şey olarak, stajyer olarak çalıştığım yerlerde de öyle görüyordum. Trendyol'lar uçuşuyor, işte magazin sayfaları saatler ve saatler sürüyor. O yüzden o verimlilik ölçümü çok yani subjektif bir şey. Evet. Tabii fakat canım. Bir proje varsa yani önemli olan o yöneticinin istediği ve aradığı kişilerin efektif bir şekilde orada olduğuna emin olması, istediği saatte ulaşabiliyor olması, ki bu da zaten sınırları kaldırdı aslında. Yani eskiden bir pandemi öncesinde akşamları ya da hafta sonları aramazdık belki birbirimizi. Fakat şimdi 24 saat herkes birbirine ulaşabilir oldu. Daha esnek çalışma saatleri girdiği için işin esnek içine. Esnek derken mesailer de uzadı aslında bir yandan. Yani hep iyi bir şeymiş gibi konuşuyoruz yani şöyle, evden çalışmayı ama. Esnek çalışma mesai
Mesai neye dediğimize bağlı. Esnek çalışma, çalışma saatlerini aşağı indirmek değil. Esnek çalışma, yaygınlaştırma. Yani esnek çalışma, işin olduğu zaman işini yap, işin olmadığı zaman yapma gibilerinden bir şekilde tanımlayabiliriz. Doğru. Esnek ya da evden çalışma. Evet. Ya birazcık daha insan, daha ne bileyim, sorumluluk sahibi insanların daha kolay uyum sağlayabileceği bir model esnek çalışma. Bu uygulanabilir, uygulanabilir. Yani şahsen biz yani %50 mertebesinde uyguluyoruz bayağı. Onda da ısrarcı oluyoruz ama uygulamakta. Yani iş olmayan gitsin. Yani evet. Bu bizde çok vardır mesela. İşin yoksa git boş ayak altına dolaşma yani boş yere. Öyle demiyoruz da yanlış anlaşılma olmasın. diyebiliyoruz. Bu çok da anormal değil. Çalışan açısından da bir avantaj. Çalıştığın açısından da daha bir kolaylık diye düşünüyorum ben. Yani hakikaten öyle. Çünkü önemli olan verimlilik. O verimliliği sağlıyorsan solat yani şey değil. Şimdi bir şey değişti hayatımızda. Hepimizin hayatı. Yani bizde çok değişti, sizde daha az değişti. Yani tamamen online'a geçiş diye bir şey oldu artık. Yani yani telefonla eskiden beraber günde yaşıyoruz. Eskiden bir toplantı yapıyorken şimdi üç toplantı şimdi, yapıyor musunuz mesela? Ya hayır, toplantıdan ziyade Gizem. Yani şöyle bir durum var. Yani telefonda o kadar çok iç içe girdik ki doğal olarak. Gazetemizde oradan okuyoruz. Doğru. Efendim değil mi? Yani bunu söylemeye gerek yok artık herkes için. Yani şu anda bile bir sürü hala da işte eviyle, iş yeriyle yazışan, esnek çalışan arkadaşlar var burada. Yani şu anda çalışıyorlardır da yani. Biz de sahne arkasında çalıştık biliyorsun. Şimdi böyle böyle bir durum var. Yani bunu farkında olmamız lazım. Bunu farkında olup bunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Daha istekli, daha arzulu, daha kurallı. Yani mesela işte birkaç yerde hizmet veriyorsa o kişi bir profesyonel orada şey yani konflikt olmamasına rekabet eden iki şirkete de aynı hizmeti vermemeye dikkat etmesi lazım. Yani ahlaki bir takım aslında kurallar. Aslında ayrı bir bakış açısı yarattınız. Normalde bu sohbette bunu konuşmayacaktık ama belki de en büyük yan etkisi ne desek söylediğiniz konu bir çalışanın aynı anda 3-4 işe kanalize olmaya çalışması yeni hayatımıza girdi. Evet, yani evden ya da kendine ait bir home office'ten, için olumlu. Kendine ait bir home office'ten, evden ya da bir collective house ofisinden ya da başka şimdi isim vermeyelim de ya da benzeri yerlerden, co-working space'lerden bu işleri rahatlıkla yapabilir. Önemli olan ondan o verini alıyor musunuz, almıyor musunuz? O da sizden beklentisini alıyor mu, almıyor mu? Mesele odur bence. Yoksa oturup saatlerce sosyalleşme elbette var, güzel, tamam. İş yeri bir sosyalleşme alanı mıdır? O da ayrı bir başlık bence. Evet, aynen. Onu ayrıca bir konuşmak lazım. Şimdi peki, sahne arkasında konuştuk. Hem fikir olmadığınız bir konu var. Benim gözlemim o. Şimdi soracağım. 4 gün, haftada 4 gün çalışma. Sanki Pelin sıcak bakıyor, siz bakmıyorsunuz. Ya ben ben aradayım, karar veremiyorum. Hayır, ben 4 gün, ben sınırlamıyorum. Esnek çalışmada zaten öyle bir şey yok. 4 gün, 3 gün, 2 gün, 1 gün, 7 gün. Yok, ben öyle bakmıyorum. Cuma günü patron arayamasın Hamdi Bey. Efendim? Bir zahmet Cuma günü patron arayamasın yani. Oldu canım. Ben onu demek istemedim yalnız. o da öyle demek istemedi, evet. Diyemez. Bir dakika. Tek kaldım çok şu an. Çok önemli bir... Hayır, aslında orada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ben şu anda da işte durumumdan dolayı onu yapıyorum. Bir tık daha işte saat 10'da işe gidiyorum mesela. 4'te çıkıyorum. Neden? Trafiği bertaraf ediyorum, daha az yoruluyorum. Ya gün içerisinde yine şirkette olduğum belirli saatler var. Fakat eskiden 8'de gidiyorsam ve 7'de çıkıyorsam şimdi işte 10'da gidiyorum, 4'te çıkıyorum. Bu demek değildir ki 4'ten sonra telefondan çalışmıyorum. Telefondan çalışmaya devam edebiliyorsun aslında. Eve gidiyorum. Uzaktan çalışıyorsun. Aynen, eve gidiyorum. Zoom'larımı yapıyorum bu sefer de ve Zoom'larımı bilinçli olarak 4 sonrasına koyuyorum. Benim için mesela acayip efektif oldu. Çünkü trafikte geçirdiğim bir saati yok ettim. Ya şimdi bir kere şunu bir vurgulayalım da esnek çalışma ya da uzaktan çalışma dediğimiz şey yani kişileri ya da kurumları rahatlatmak ya da onların konfor alanını arttırmak için bir uygulama değil. Bir verimlilik kere onu, için. Bir kere onu bir koyalım. Ha. Verimliliği eğer aynı verimliliği tutturabiliyorsanız bu olabilir mi? Yapılabilir mi? Yani daha fazla hareket alanı sağlar mı? Hem şirketlere hem şey yani win-win bir durum ortaya çıkıyor mu? Ve ben çıktığını görüyorum şahsen. Ve ben bunu savunuyorum. Çok ciddi savunuyorum. Çok ciddi faydaları olacağını düşünüyorum. Yeter ki biraz cesaret.
Bu cesaret hem firmalarda hem de karşıda profesyonellerde olması lazım. İyi profesyonellerin bunu çok ciddi destekleyeceğini düşünüyorum. Tamam mı? Ama yeraltı hani askerde arazi olmak diye bir şey vardır. Arazi olan profesyonellerin de bunun karşısında olacağını, direneceğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Yani ama kesinlikle yani işte Pelin ben hamileyim, dörtte çıkarsam iyi olur, öbürü bilmem ne, o kişisel zaman zaman olan, kısa dönemli, belki değişkenlikler gösteren arizi durumlar. Ama genel anlamda düşündüğümüz zaman her iki tarafında fayda elde edebileceği, yoksa dört kere düşürmekle insanların işte alanını birazcık daha arttıralım, daha konforlu bir alan yaratalım, onları bilmem ne yapalım, işte çalışma daha az olsun değil. Ama dört günde o verimi almak zorunda. Ama yani, belki üç gün tatil yaparsa o dört günde daha fazla verimli çalışacak. Peki dört gün yerine diyelim ki yedi gün çalıştı ama günde dört saat çalıştı. Bu olur da, mu? Aynen, bu da bir. Yani. Ya birazcık denemeyin ama çünkü biliyorsunuz Google, Amazon bunların hepsini ilk önce destekledi sonra geriye çağırdılar. Sonra evet, onu soracaktım. Yani günden ziyade bir o verimlilik meselesini mutlaka. Ya o birazcık organizasyon tanıma ve o kültürü ne yönde değiştirebiliyorsun, değiştirebiliyor musun? Yani çalışanlar da bunu destekliyor mu? Ve aynı disiplin içerisinde yapabiliyorlarsa zaten o zaman verimliliğe gider. Fakat hani birazcık esneklik kavramını suistimal ediliyorsa o zaman olmaz tabii ki. Yani bu bence genellenebilecek bir şey değil. Organizasyondan organizasyona değişen ve şirket kültürünün buna karar vermesi gereken bir konu. O yüzden işte 7 gün 4 saat de olabilir, 4 gün de olabilir evet, ya da her gün yani de olabilir. O konu yani da var hani tabii evet. Şirketin kendi nasıl bir iş yaptığına da bağlı. Yani bir sahada çalışan bir şirketse bir mesela bizim maden sahamız var. Şimdi maden sahasında 4 gün çalış, 3 gün yat uygulayamazsınız. İmkansız yani. Aynen. Mümkün değil. Adam orada 7 gün çalışmak zorunda çünkü. Doğru. Sektöre göre değişir. Aynen. Sosyal alanları da çok az, daha şey. Ve öyle şey, ne bileyim başka daha konforlu çalışma alanları var. Orada belki 4 gün olabilir. Yani bir, sadece ofis çalışma alanları var. Orada belki uygulanabilir. Ama ben tekrar söyleyeyim gene de verimlilik esasına dayalı. Yani gün çok önemli değil, saat çok önemli değil. Dediğim gibi çünkü 8 saat çalışıyormuş gibi görünüyor ama 1 saat ya da 2 saat konsantre oluyor iş yerinde. Onu hepimiz biliyoruz. Diğer gün saatlerde bilgisayarın karşısında başka şeyler şey yapıyor. Haklı olarak o da ne yapsın yani sıkılıyor. Peki gelin teknolojiye, yapay zekaya. Bu Bilgeç'in de aslında cuma günleri de biz değil de robotlar çalışsın, teknoloji çalışsın, yapay zeka çalışsın dediği model. Bir noktada sizce iş hayatı buna evrilecek mi? Yani yavaş yavaş aslında süreyi de iyi kullanmak adına sohbeti şuraya getirmek istiyorum. Elbette çalışan verimliği, kişiler, insanlar orada ayrı bir ruh var. Ama bir yandan da yapay zeka bazı görevleri üzerine alıp o çalışanlar artık ihtiyaç duymadığınız noktaya getirebilir mi sizi? Eline sorayım. Şöyle, yapay zeka illaki hayatımıza girecek ve bazı görev tanımlarımızı üstümüzden alacak. Fakat bu demek değildir ki o insanlar işsiz kalacak. Şu an günümüzde bizim en çok zorlandığımız ne? Sürekli yeni gelen trendlere ayak uydurabak. İşte atıyorum kodlama diyoruz, ESG diyoruz. Yani yeni bir sürü kavram var ve bunlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Şimdi yapay zeka bunları öğrenip geliyor. Eğer sen ayak uydurabiliyorsan ve bu konularda kendini güncel tutabiliyorsan eminim orada sana da zaten o yapay zekayı kontrol edebilecek ya da yönetecek bir pozisyon açılır. Fakat bizim eski anlamda anladığımız muhasebe gibi bir işte fonksiyondan bahsedelim. Bunu eziz devam ettiriyorsan mesela SAP'ye hiç geçemediysen bir baby boomer olarak orada sana artık yer kalmamaya başlıyor. Ancak ben yapay zekanın gelip de her şeyi, bütün görev tanımlarını alabileceğini zannetmiyorum. Aksine mesela kadın iş gücünü destekleyecek bir konu olacak. Çünkü kadınlar atıyorum madende belki operasyonel olarak işin içinde olamıyor. Fakat yapay zekayı kontrol edebilecek, düğmelere basabilecek yetkinlikleri olacak. O zaman teknolojiyi kullananlara yeni istihdam alanı sağlanacak. Aynen öyle. Bu konuda yetkin personel ihtiyacınız var. Aynen artık öyle. Daha fazla. Evet.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka kendisini kullananları gene yapay zeka yapacak falan filan. Böyle bir şey oluyor. Oluğundan yani, çıkamayacağız. Ben o konuda ben konuşmak istemiyorum. Next Generation işi. Beni yakalayamadı yapay zeka. Seni onun için mutluyum. Bizim zamanımız yapay zekayı yakalamadı ama siz yakalanacaksınız ne gibi görünüyor. Ne varsa insanda var diyorsunuz. Yakalanacaksınız gibi görünüyor. Yani yapay zeka tabii enteresan. Yani yapay zeka bende şu anda işte ChatGPT'den müteşekkil bir şey. Yani en maksimum gördüğümüz herhalde o ve tabii çok etkileyici, çok gerçekten enteresan işte yere doğru gidiyor yapay zeka meselesi. Onun için de dünyada çok tartışılıyor. Tabii Bill Gates'lerin, Elon Musk'ların, şunlar bunlar onların çözebileceği bir alan ve şimdi biz ne söylesek burada hariçten gazel okumuş oluruz çünkü hakikaten bu konuya çok şey değiliz, yani işin detayını gerçekten bilmiyoruz. Nereye gideceğini birdenbire karşımıza çıkıveriyor çünkü ve çok hızlı gelişiyor. Onun için nasıl gelişeceği konusunda hakikaten bir fikrimiz yok. Pozitif mi olacak, negatif mi olacak? Yani bazı arkadaşlar tabii bu işle iştigal eden teknoloji firmaları, Türkiye'de bu konuda bir takım şeyler söylüyorlar. Dinliyorum onları da, YouTube'dan şuradan buradan bakıyorum. Ama yani sığ kalanlar da var, birazcık işin içerisine girenler de var. Ama biz bu konunun hakikaten bayağı gerisindeyiz. Ben Amerika dışındaki dünyadaki ülkelerin bu konunun biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum. Çin dahil daha gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'nın fersah önde olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl sonuçlanacak, hep beraber izleyeceğiz onu. Ama şu var, ChatGPT'ydi, Google'dı, şuydu, buydu bunlar. Tabii çok fazla hayatımızın içine girdi. Mesela ChatGPT, biz yeni bir iş yapıyorduk. Yani isim aradık ona, bulamadık isim. Yani bir marka koymamız lazım yaptığımız işe. Tartıştık, isim bulamadık. Sonunda dedik ya, şunu soralım. ChatGPT'ye. Dedi ki biz böyle bir iş yapalım. Günaydın ChatGPT, nasılsın bugün? önce ona bir iyi insani davranmanız gerekiyor yapay zeka. Öyleymiş, onu da öğrendim. Ondan sonra sorduk, yani böyle böyle bir iş yapıyoruz. Aldığınız cevap tatmin etti. Bütün verileri verdik ve ismini ChatGPT koydu. Ve ismini gerçekten oradan koyduk. ChatGPT. Evet, gerçekten oradan gelen ismi koydu. Ne kadar megaloman bir yapay zeka. Oradan gelen, çünkü hakikaten çok enteresan şeyler geldi ve onu koyduk. Yani yakında da işte belki 1-2 ay sonra, 3-5 ay sonra lansmanı olacak. Ay bu, keşke bunu konuşsaymışız değil mi? En sonda söylediniz, ilk konuşacağımız. Haberimiz yoktu bundan. Bu yani, arada çok gerçekten ilginç çünkü Türkiye'de ChatGPT elbette kullanan şirketler var ama mesela dünyada CEO'su ChatGPT olan denemeler de var biliyorsunuz. Buna başlandı. Hani ne kadar yani o biraz abartı evet, işte tartışılır aynen. Ama en azından şirketlerin ChatGPT'den akıl alma sürecini ayak uydurmamız bile bizim için büyük tabii, bir mesele. Tabii evet. Yok soruyoruz yani hakikaten personel hani güvenirim ama. Neden sormayalım ki, bedava zaten yani neden sormayalım ki. Daha büyük verimlilik mi var diyorsun? Yani bütün dünyadaki bütün dataları gelmiş önümüze koymuş yani. Hani. Peki sürenin aslında sonuna geldik ama çok hızlı birer cümleyle tabii sizi almışken şunu sormadan kapatamam. Aile şirketi olarak kurumsallığı başaran bir şirketsiniz ve bu çok zor. Yani Türkiye'de çok fazla aile şirketi var ama hem aile şirketi olup hem o iş ve yaşam dengesini kurup aynı zamanda kurum kültürünü koruyabilen şirket olma. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? Önce Hamdi Bey'e sorayım. Hadi bakalım. Yani şimdi bir kere kendime pay mı çıkartayım ne yapayım ama bu birazcık benim kurallarımla oldu herhalde. Yani bizde mesela akrabadan çok değil, hiç çalışan olmaz. Yani akrabalarımızdan hiç şirketin içerisinde olan yok. Ya da personelin akrabaları. Personelde de mesela iki kişi evlendiği zaman birinin ayrılmasını isteriz. Yani aile olarak şirket çalışmasını istemeyiz şirketin içerisinde. Şirket değiştirmesini isteriz. Yani mümkün olduğu kadar aile bağlarından uzak, hakikaten profesyonel bir yapıya. Yani ben tavuk kurarken de çok profesyonel kurdum. Muayene istasyonlarını kurarken de çok profesyonel kurulmasını istedim. Efendim Mersin Limanı keza öyle aşırı profesyonel. Her birinin başında gerçekten bir CEO ve onun altında kendine ait kurumları ve kurullarından müteşekkil bir yapı var hepsinde. Bizim şimdi iki tane borsaya şu anda
Akfenolik borsaya zaten açıktı ve kurumsallığa dikkat etmemiz gerekiyordu. Sonra onu borsadan delistettik, kapattık. Ama şu anda hala da iki tane şirketimiz borsada var. Şimdi iki tane daha gelecek, dört tane şirketimiz olacak. Dolayısıyla zaten halka açıldıkça kurumsallığı da bir yandan destekliyorsunuz. Ve öyle olması gerekiyor. Çünkü SPK mevzuatına uygunluk, şu bu falan derken ister istemez bu çalışanlara da yansıyor. Yani Selim'le Pelin benim için tabii problemdi. Çocuklarım ne kadar olursa olsun. İyi oldu. Ondan sonra onların, neyse ki sizi aratmayacak işlere imza atıyorlar. Aile içerisinde nasıl oldu? Hiç zorluk göstermediler bana. Hakikaten tam tamına aynen, gerekse Selim Ankara'da, Pelin burada benim yanımda ama son derece profesyonel. Yani bütün her şeye uyarak, kurallarına, kaidelerine uyarak devam ettiriyorlar. Hiç öyle ben görmedim yani, çocuklarım diye söylemiyorum ama işte biz patronuz diyebiliyoruz. Zaten biz patron falan değiliz yani, şirketin hissedarıyız. Ben her zaman onu söylerim, şirketin büyük hissedarlarıyız, o kadar. Öyle düşünmek lazım. Ben hayatımda hep ortaklı ve büyük şirketler kurarak yaşadığım için büyük, yani ortaklı çalışma ne demek olduğunu biliyorum. Onun için orada birazcık fedakarlık yapmak gerekiyor, patronun fedakarlık yapması gerekiyor. O yüzden onların da öyle görmesini istedim ve onlar da sağ olsunlar hiç kırmadılar ve alışkanlık gösterdiler. Öyle olunca çok rahat oluyor her şey. Çok rahat profesyonel. Şirketin çalışanları kendini şirketin sahibi gibi hissederse, yani dediğiniz gibi aynen, siz öyle büyük hisseder ama onlar da küçük hisseder. Biri. Evet yani. Son cümle Pelin, senden alıp tamamlayalım. Evet yani çok aile şirketi diye bakmıyoruz. Yani orada bir değer var ve bu değeri nasıl korunması gerekiyorsa öyle korumak lazım. Bunun için profesyonellere yardım etmek gerekiyorsa profesyonellere yardım ediyorsun. Hem patron pozisyonda o sırada bir karar vermek gerekiyorsa onu yapıyorsun. Açıkçası oradaki o bağı çözdükten sonra çok da sorgulamıyorsun aile mi, işte kurumsallık mı diye. Fakat aile şirket, yani aile ve kurumsallaşmayı işte cumartesi pazar yaşıyor muyuz? Yani bizim öyle bir ayrım yapmıyoruz yani, işte esnek çalışma yani. Siz mecburen esnek çalışıyorsunuz. Evet, evet ama bundan şikayetçi değiliz yani, hani aksine çok kolaylaştırıyor bazı şeyleri çünkü birbirimizi yakalayamıyoruz ya da işte aklımızda bir şey kurcalıyor oluyor yani, babam zaten her zaman mentorum olduğu için çok da faydalı oluyor, rahat oluyor yani. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet. Teşekkürler. Evet.